Değerli öğretmen arkadaşlarım. Bugünkü uzman öğretmenlik sınavına hazırlık dersimizde sosyal etkileşim ve iletişim konusunu işleyeceğiz. İletişimin önemi nedir? İnsanlar çok boyutlu olarak mesaj alışverişinde bulunurlar. İnsanlar iletişim sayesinde kendilerinde bulunan tecrübelerini ve duygularını paylaşarak insanlar ve toplumlar arası ilişkilerin gelişmesine olanak sağlarlar. İnsanlar arasında etkili bir iletişim olmaması ne gibi sorunlar meydana getirir? Etkili bir iletişim eksikliği pek çok toplumsal sorunu da beraberinde getirir. Gerek bireysel alanda gerek kamusal alanda açık ve sağlıklı iletişim kurulamadığında herhangi bir işi amaçlanan doğrultuda başarmak mümkün olmaz. Etkili bir iletişim becerisine sahip olan kişilerin avantajı nedir? Etkili bir iletişim becerisine sahip olan kişiler sahip olduğu diğer bütün becerilerini sonuna kadar kullanma avantajını elde etme şansına sahip olurlar. İletişim süreci nedir? İletişim sadece konuşmak değildir. İletişim konuşma, dinleme, yazma, sözsüz ve sembolik aktarımlar dahil her türlü mesajı aktarırken ne söyleyeceğimizi, ne zaman ve nerede söyleyeceğimizi ve verdiğimiz mesajların alınıp alınmadığını mesajların istediğimiz etkiyi bırakıp bırakmadığını fark edebilmeyi gerektiren bir süreçtir. İletişimin temel fonksiyonları nelerdir? İletişim bilgi taşır. İletişim sağlıklı ilişkilerin kurulmasına yardım eder. İletişim etkileşimi sağlar. İletişim kararları taşır. İletişim emirleri taşır. İletişim geri bildirme imkan tanır. İletişimin amacı nedir? İletişimin amacı anlaşmak, Kişileri belirli bir konuda kaynağın isteği doğrultusunda ikna etmek. Herhangi bir konuda fikir, düşünce, durum ya da olayla ilgili kişileri bilgilendirmek, yönetmek, insanları motive etmek, harekete geçirmek yani eyleme geçirmek, eğlendirmek ve duyguları paylaşmaktır. İletişimin temel özellikleri. İletişim insanların ihtiyaçlarından doğan bir sosyal etkileşim aracıdır. İletişimin temel özellikleri nelerdir? İletişim insan davranışlarının bir ürünüdür. Tüm insan topluluklarında iletişim olgusuyla karşılaşılmıştır. Toplumların varlığı ve grupların devamlılığı için gerekli olan değişkenlerin başında iletişim gelmektedir. İnsan iletişim ihtiyacını sürekli duymuştur ve duymaya devam edecektir. İletişim dinamik bir olgudur. Kültürel yapıdaki değişime paralel olarak iletişim de değişir. Zamanla bazı kelime ve kavramlar yerini yenilerine bırakır. Örneğin bilgi işlem sistemindeki gelişmeler, dökümanların değerlendirilmesinde yeni bir dili doğurur. İnsan makine ilişkisi iletişimde yeni kavramların gelişmesine yol açar. İletişim belli kalıplara bağlıdır. İletişim genel kültürel yapıya bağlı olarak gruplarca oluşturulur ve kişilerin kabul etmeleri oranında süreklilik kazanır. İşletmelerdeki iş emirleri, bilgi formları ve makinelerin üzerine konan uyarı işaretleri birer iletişim kalıbıdır. Örgütsel etkililik ve iletişim. Örgütsel etkililik ne demektir? Etkililik örgütün amaçlarına ulaşma derecesidir. Örgütsel etkililik örgütün toplam niteliğinin yükseltilmesidir. Etkililiğin amaç, sistem ve yararlılık yaklaşımları nelerdir? Etkililik amaç yaklaşımı örgütün planladığı hedeflere ulaşması, sistem yaklaşımı sistemin başarılı olarak yaşamını sürdürebilmesi, ve yararlılık yaklaşımı ise örgütten yararlananların yararının en üste çıkarılmasıdır. Örgütsel etkinlik için çok boyutlu bir yaklaşımın gerekliliği nedir? Her örgütün belirli bir yönü ve işlevi vardır. Bu yüzden örgütsel etkinlik için çok boyutlu bir yaklaşım gereklidir. Çünkü hiçbir örgüt birbirinin aynısı ve benzeri değildir. Örgütün yani sistemin yaşaması neye bağlıdır? Örgütün yaşaması çevresiyle yapacağı etkileşimde etkili olmasına bağlıdır. Örgütün etkili olabilmesi için verimliliğini, sağlığını, dirikliğini en üst düzeye çıkarması ve işgörenin işten doyumunu sağlaması gerekmektedir. Etkili örgütlerin özellikleri nelerdir? Etkili örgütlerin özellikleri eylemden yana olmak, alıcıdan yani müşteriden yana olmak, özgür çalışmak ve girişimci olmak, iş görenlerden yana olmak, paylaşılmış değerlere yönlendirmek, uzmanlık alanında yürümek, yapıyı yalınlaştırmak ve danışmanı azaltmak, merkezden ve yerinden yönetimi dengelemek, etkili planlama yapmak ve çevreye açık olmaktır. Etkili örgütler nasıl çalışırlar? Etkili örgütler eyleme geç, sonuçtan öğren ya da sınama yanılma ilkelerine göre çalışırlar. Kırtasiyecilik ve bürokratik engellerle boğuşmadan takım çalışmasına önem verirler. Örgüt, engelsiz çok yönlü bir iletişimi esas alarak özellikle insan gücü kaynağını etkili kullanarak gelişir. Etkili örgütler ürünlerini satın alan insanların güvenini kazanmak için ne yaparlar? Etkili örgütler ürünlerini satın alan insanları kendi insan gücü kaynağı olarak görürler. Tüketicinin güvenini ve beğenisini kazanmak için insanlara en iyi hizmeti vermek için nitelikli ürünler sunarlar. İnsanların gereksinimlerine uygun ürünler üretirler. Tüketicilerin görüş ve önerilerine önem verirler. Etkili örgütlerin girişimcilere verdiği önemledir. Etkili örgütler benzerlerine bakarak yenileşmeye daha açık örgütlerdir. Etkili örgütlerin yönetimi çalışanlarına yeterli yetkiyi vererek onların daha özgür çalışmalarını sağlar ve girişimciliklerini destekler. Etkili örgütler iş görenlerinin yanında olduğunu nasıl gösterir? Etkili örgütler insansız örgüt ve üretim olmayacağından hareketle çalışanlarının güvenli ve elverişli bir ortamda çalışmasını sağlarlar. Etkili örgütler çalışanlarını paylaşılmış değerlere nasıl yönlendirirler? Etkili örgütler iş görenlerinin paylaşabileceği değerler ve uyulması gereken kurallar oluşturarak çalışanların yönetiminde bu değerleri kullanma konusunda becerikli davranmaktadırlar. Ayrıca etkili örgütler paylaşılmış değerleri Kuralları ve örgütün kimlik duygusunu yönetsel etkinliği artırmak için de kullanırlar. Etkili örgütlerin birçok değişik ürünleri aynı anda üretmek istememesinin nedeni nedir? Etkili örgütler kendi uzmanlık alanlarında neyi en iyi üretiyorlarsa onu üretmeyi sürdürme eğilimi gösterirler. Çalışanları en iyi yaptıkları işleri yapmaya yönlendirirler. Uzmanlaşmadan değişik ürünler üretmemeyi temel politika olarak benimserler. Etkili örgütlerin yapılarını yalınlaştırarak danışmanlarını azaltmasının sebebi nedir? Etkili örgütler örgütlerinin yapısını mümkün olduğu ölçüde yalınlaştırmakta, küçük üretim birimlerini ayırmakta, az sayıda uzman çalıştırarak çatışmayı azaltmaktadırlar. Yeterli özgürlüğü olan küçük üretim birimlerine önem verirler. Örgütlerin temel amaçları nelerdir? Örgütlerin temel amaçları kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve çalışanlarının amaçlarını gerçekleştirmektir. Etkili örgütler bu amaçları gerçekleştirirlerken çağdaş yönetim tekniklerine başvurarak örgütün iç ve dış uyumunu kolaylaştırırlar. Etkili örgütlerde etkileşim ve iletişim önemli yer tutmaktadır. Etkileşim ve iletişim. Etkileşim ne demektir? Etkileşim bir birimden çıkan bilginin başka bir birimi etkilemesi, onda bir davranış değişikliğine yol açması ve bu değişikliğin İlk birime geri dönüp onun da davranışını değiştirmesidir. Etkileşimde iki iletişim birimi arasında bilgi ve haber alışverişi sonucu davranış değişikliği olmaktadır. Etkileşim içinde bulunulan nesneler ve canlılar iletişim dünyamızdadır. Canlılar iletişimin hedefi, nesneler ise araçlardır. İletişimin olabilmesi için genel şart nedir? İletişimin oluşabilmesi için karşılıklı olarak bağlantıda bulunan iki iletişim birimi ve bu iki birim arasında da bilgi ve haber alışverişi olmalıdır. Sonuçta da bu alışverişin iki iletişim birimi üzerinde etkili olması ve davranış değişikliğine yol açması gerekmektedir. İletişim sürecinin öğeleri nelerdir? İletişim sürecinde kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve geri bildirim olmak üzere 5 temel öğe bulunmaktadır. Şimdi de iletişim sürecinin öğelerini tek tek açıklayalım. Birinci öğemiz kaynak yani göndericidir. Bir iletişim sürecinin başlaması için öncelikle kaynağa ihtiyaç vardır. İletişim kaynağın mesajı göndermeye başlamasıyla ortaya çıkar. Kaynak mesajı gönderen kişi, grup, örgüt veya kurumdur. Kaynak göndermek istediği mesajı önce zihninde oluşturur, daha sonra da oluşan fikri kodlayarak yani sözcüklere, rakamlara, sembollere, işaretlere dönüştürerek kanal aracılığı ile alıcıya gönderir. Kaynağın taşıması gereken özellikler nelerdir? Kaynağın taşıması gereken 4 özellik vardır. Bunlardan birincisi kaynak bilgili olmalıdır. Kaynak göndereceği mesaj konusunda yeterince bilgi sahibi olmalıdır. Eğer kaynak mesajla ilgili yeterince bilgi sahibi değil ise mesajı kodlama süresinde başarısız olacak. Bu durumda iletişimin sürecini olumsuz etkileyecekler. Kaynağın taşıması gereken ikinci özelliğimiz kaynak kodlama özelliğine sahip olmalıdır. Kaynak tarafından iyi kodlanmamış bir mesajın etkisi az olur, olmaz ya da beklenen davranış dışında başka bir davranışa yol açabilir. Kaynak mesajı kodlarken kullandığı kelimelerin, işaretlerin, rakamların ve sembollerin anlamının ne olduğunu bilmelidir. Özellikle beden dili, jest ve mimiklerle yapılan iletişimde kaynak ve alıcının kültürel yakınlığı bulunmalı ve kaynağın bu kültürel kodlamalara hakim olması gerekmektedir. Kaynağın taşıması gereken üçüncü özelliğimiz Kaynak rolüne uygun olmalıdır. Kaynak sahip olduğu statü ve role uygun mesaj kodlamalıdır. Eğer kaynağın kodladığı mesaj sahip olduğu role uygun değilse bu mesaj alıcıda hiçbir etki yaratmaz ya da olumsuz etki yaratır. Kaynağın taşıması gereken dördüncü özelliğimiz ise kaynak alıcı yani alıcılar tarafından tanınmalıdır. Alıcılar kendilerine bir mesaj geldiğinde bu mesajı gönderen kaynağı tanımak isterler. Alıcı kaynağı yakın tanıyor ve kaynak hakkında olumlu duygulara sahipse mesaj alıcı üzerinde gerekli etkiyi oluşturur. Eğer alıcılar kaynağı tanımıyor ya da olumsuz yönlerini biliyor ise etkin bir iletişimin gerçekleşmesi zorlaşır. İletişim süreci öğelerinden ikincisi de mesajdır. Mesaj ne demektir? Kaynak tarafından kodlanarak alıcıya gönderilen... Kaynak ve alıcı için aynı anlamı taşıyan duygu ve düşüncelerin sembollerle ifade edilmesine mesaj denir. İletişim sürecinde kaynak konuşuyor ise mesaj duyulanlardır. Yazıyor ise okunulanlardır. Beden dilini kullanıyor ise görülenlerdir. Mesajın iletilmesinde alıcının duyu organlarına ne kadar fazla ulaşılırsa mesajın etkisi o kadar fazla olur. Bu sayede de iletişim daha etkili olur. Tam iletişim ne demektir? Kaynağın gönderdiği mesaj ile alıcının algıladığı mesaj birbirlerine uygun ise tam iletişim söz konusu olur. Orijinal mesaj ve algılanan mesaj ne demektir? Kaynağın gönderdiği mesaja orijinal mesaj, alıcının algıladığı mesaja ise algılanan mesaj denir. Orijinal mesajı ile algılanan mesaj arasındaki fark azaldıkça iletişim etkili olur. Aralarındaki fark arttıkça iletişim sürecinde sapmalar meydana gelir. Mesajın taşıması gereken özellikler nelerdir? Mesaj anlaşılır olmalıdır. Mesaj açık olmalıdır. Mesaj doğru zamanda iletilmelidir. Mesaj alıcıya gönderilirken uygun kanallar izlenmelidir. Mesaj kaynak ve alıcı arasında kalmalı. iletişim sürecine başkaları dahil olmamalıdır. İletişim süreci öğelerinden üçüncüsü de kanaldır. Kanal ne demektir? Kanal mesajı kaynaktan alıcıya taşıyan araçtır. Bir mesajın kaynaktan hedefe ulaşabilmesi için mutlaka bir kanala ihtiyacı vardır. İnsanların beşli organı görme, duyma, dokunma, tatma, koklama onların iletişim kanallarını oluşturur. Telefonla iletişimde kanal telefon hatları Sözlü iletişimde kanal hava der. Bir iletişim sürecine en uygun kanalı seçebilmek için alıcının özelliklerini çok iyi bilmek gerekmektedir. Kaynak ve alıcı arasındaki bilgi aktarımı için hangi kanal uygunsa o kanal kullanılmalıdır. Örgütsel iletişimdeki kanallar nelerdir? Örgütsel iletişimdeki kanallara bakacak olursak bunlar resmi, formal kanallar ve resmi olmayan informal kanallar olmak üzere iki ayrılmaktadır. Resmi kanallar yönetim tarafından kabul edilen emir komuta zinciri içerisinde işleyen işletme toplantıları, öneri ve şikayet kutuları gibi araçların kullanıldığı kanallardır. Resmi kanallar aşağıdan yukarıya yani astan üste ve yukarıdan aşağıya üstten asta doğru işler. Resmi olmayan kanallar ise delikodu, söylenti ya da informel grupların konuşmaları der. Yöneticilerin görevlerini yerine getirirken resmi iletişim kanallarından yararlanırlar. Fakat her zaman sadece resmi kanallardan yararlanmak faydalı olmaz. Zaman zaman yöneticilerin resmi olmayan iletişim kanallarını da kullanmaları gerekebilir. İletişim süreci öğelerinin dördüncüsü de alıcı yani hedeftir. Alıcı ne demektir? Kaynağın gönderdiği mesajı alan tarafa alıcı yani hedef denir. Alıcı mesajı alır ve kodlanan sembolleri çözerek iletişim sürecini sürdürür. Eğer alıcı mesajı algılamaz ise iletişim süreci tamamlanmaz. Mesaj mutlaka alıcı tarafından algılanmalıdır. Özellikle örgütsel iletişimde kaynağın gönderdiği mesajın alıcı tarafından algılanması yetmez Alıcı harekete geçmeli ve mesajda istenen davranışı gerçekleştirmelidir. Yani bir iletişimin etkinliği alıcının sadece mesajı algılamasına bağlı değildir. Alıcı istenen davranışı gösterdiğinde iletişim daha etkin hale gelir. Ayrıca tam bir iletişimin gerçekleşebilmesi için kaynak tarafından kodlanan mesajın alıcı tarafından aynı şekilde kodunun çözülmesi gerekmektedir. Yani alıcı mesajdan kaynağın gönderdiği aynı mesajı çıkartmalıdır. İletişim sürecinde başarı elde edebilmek için alıcının aktif dinleme yeteneğine de sahip olması gerekmektedir. Aktif bir dinleyicinin özellikleri nelerdir? Sessizlik sağlanmalıdır. Her türlü önyargı, değerlendirme ve genellemelerden arınmış olunmalıdır. Konuşmacının sözü kesilmemelidir. Sabırlı olunmalıdır ve kaynağa karşı empati gösterilmelidir. Etkin bir iletişim için alıcının sahip olması gereken özellikler nelerdir? Alıcı mesajı doğru algılayabilmelidir. Alıcı bilgili olmalı ve geri besleme yeteneğine sahip olmalıdır. Alıcı seçici olmamalıdır. Alıcı bulunduğu düzleme uygun davranmalıdır. Alıcı kaynak olma özelliğini taşımalıdır. Kodlama kod açma. Kodlama ne demektir? Kaynağın alıcıya göndereceği mesajı alıcı tarafından algılanabilecek bir şekle çevirmesine kodlama denir. Kaynak bir mesajı kodlarken alıcının özelliklerini, bilgi ve deneyimlerini dikkate almalıdır. Kod açma ne demektir? Kod açma, kaynak tarafından gönderilen mesajın kodunun çözülerek algılanmasına denir. Kod açma işlemini alıcı, kodlama işlemini ise kaynak yerine getirir. Kodlama ve kodlaşma işlemleri sırasında kaynak ve alıcının ortak bilgi birikimleri, deneyimleri ve kültürleri oldukça önemlidir. Ortak referans çerçevesi ne demektir? Kaynak ve alıcının ortak özellikleri arttıkça kaynak tarafından kodlanan mesaj alıcı tarafından kaynağın anlamlandırdığı şekilde çözülür. Ama kaynak ve alıcı arasındaki ortak özellikler azaldıkça kaynağın X olarak kodladığı mesaj alıcı tarafından Y olarak algılanabilir. Kaynağın ve alıcının bu ortak özelliklerinin kesiştiği yere ortak izafet çerçevesi, ortak tecrübe alanı ya da ortak referans çerçevesi denilmektedir. Bu şekilde gösterilmiştir. Algılama ve değerlendirme, filtre. Algı ne demektir? İnsanların çevresindeki olayların farkına varması ve onları yorumlaması sürecine algı denilmektedir. Algı kişinin bilgileri anlama, organize etme ve değerlendirme sürecidir. Algılama süreci sayesinde kişi etrafındaki olaylara anlam verir. Kaynağın gönderdiği mesajın alıcı tarafından farklı algılanmasının sebepleri nelerdir? Kişilerin beklentileri, geçmişleri, içinde bulundukları durum, toplumsal ve kültürel faktörler gibi bir takım etkenler, kaynağın gönderdiği mesajın alıcı tarafından farklı algılanmasına neden olabilir. Algılama farklılıklarına yol açan unsurlar nelerdir? Algılama farklılıklarına yol açan unsurları dışsal faktörler ve içsel faktörler olarak iki gruba ayırabiliriz. Algılama farklılığına yol açan dışsal faktörler hareketlilik, yoğunluk, tekrarlama, yenilik, benzerlik gibi faktörlerdir. Algılama farklılıklarına yol açan içsel faktörler ise kişinin ihtiyaçları, değer yargıları, geçmiş deneyimleri, arzu ve istekleri ve alışkanlıkları gibi faktörlerdir. İletişim süreci öğelerinin beşincisi yani sonuncusu da geri bildirim, feedback ya da dönüttür. Geri bildirim ne demektir? Alıcının kaynağın gönderdiği mesajına verdiği yanıta geri bildirim denir. Etkin bir etkileşimde geri bildirim olmalıdır. Geri bildirimin olmadığı iletişim tek yönlü bir iletişimdir. İletişimin çift yönlü olabilmesi için alıcının geri bildirim vermesi gerekmektedir. Çünkü kaynak mesajının anlaşılıp anlaşılmadığını ancak geri bildirim sayesinde ölçebilir. Kaç tür geri bildirim vardır? İki tür geri bildirim vardır. Bunlardan birisi negatif geri bildirim, diğeri de pozitif geri bildirimdir. Alıcının kaynağın gönderdiği mesajı anlamaması ya da eksik anlaması ve bu şekilde iletmesine negatif geri bildirim denir alıcının kaynağın gönderdiği mesajı tam olarak algılaması ve kaynağı doğru şekilde iletmesine ise pozitif geri bildirim denilmektedir. Etkin bir iletişim sürecinde pozitif geri bildirim olmalıdır. Geri bildirim sürecinde kaynağın gönderdiği mesaja cevap veren alıcı kaynak konumuna geçer. Yani alıcı mesajın cevabını kodlayarak kaynağı iletir. Etkin bir geri bildirimin sahip olması gereken özellikler nelerdir? Doğru zamanda iletilir kaynağa yardımcı olur. Kaynağın amacına ulaşmasını sağlar. Kaynağın gönderdiği mesajın tam karşılığıdır ve yapıcıdır. Etkin olmayan geri bildirimde bulunan özellikler nelerdir? Etkin olmayan geri bildirim mesajın tam karşılığı değildir ve geneldir. Zamanlaması yanlıştır, karmaşıktır ve yorum ağırlıklıdır. Gürültü ne demektir? Gürültü iletişimi engelleyen mesajın algılanmasını zorlaştıran her türlü durumdur. İletişimde kaç çeşit gürültü vardır? İletişimde 3 tür gürültüden söz edebiliriz. Bunlardan birincisi çevre koşullarının yol açtığı gürültüdür. Yani traf trafik gürültüsü gibi. İkincisi iletişim kanallarından kaynaklanan gürültüdür. Örneğin mürekkebin kötü yazmasından kaynaklı yazıların okunamaması gibi. Üçüncüsü de semantik faktörlerden kaynaklanan gürültüdür. Örneğin kelimelerin yanlış söylenmesi gibi. İletişim etkileyen faktörler nelerdir? Ortak değerler ve en önemlisi saygı iletişimi kolaylaştırır. İletişimin amacı önceden belirlenmelidir. Mesajın etkisi kaynağın güvenilirliğine bağlıdır. Mesajlar ortak bir anlam çerçevesi içinde kalmalıdır. Alıcının bilemeyeceği sözcükler kullanılmamalıdır. Mesajdaki bilgi miktarı bir mesaja hangi düzeyde anlam verildiğini etkilemektedir. Bu nedenle alıcı açısından mesajdaki bilgi miktarına dikkat edilmelidir. Mesajlar birbirleriyle çelişmemelidir. Mesaj sözlü, sözsüz tüm iletişim unsurlarıyla desteklenmelidir. Kaynak kişi ve alıcı mesaj alışverişinde kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını anlamaya çalışmalıdır. Başka bir deyişle empati kurabilmelidir. Her insanın aynı mesajı algılaması birbirinden farklı olabilir. Algılama yeteneği insanın zihinsel yeteneği, eğitim düzeyi ve toplumsal çevrenin etkisiyle olur. Bir mesajın doğrudan algılanması öncelikle duyu organlarının yeterliliğine bağlıdır. İletişimi engelleyen görme ve işitme gibi engeller varsa bunlar dikkate alınmalıdır. Alıcının mesajla ilgilenmesi ve iyi bir dinleyici olması gerekir. Alıcının Geri bildirimi kaynak kişinin en ihtiyaç duyduğu zamanda vermesi gereklidir. Uygun bir iletişim ortamı yaratmak ve bu iletişim ortamında beşeri havanın bozulmasını önlemek için gereksiz eleştirilerden kaçınılmalıdır. İletişimi engelleyen faktörler nelerdir? İletişimi engelleyen faktörler kişisel faktörler, fiziksel faktörler, teknik engeller, psikolojik güçlükler ve dil güçlükleridir. Kişisel faktörler Bireysel amaçlar, itirazlar, değer yargıları ve hisler bir fitre görevi görüp mesajın kodlanmasında kullanılmak üzere seçilecek sembolleri etkiler. Ön kabuller, alınganlık, ben merkezcilik, kararsızlık ve korkular engel teşkil eden kişisel faktörlerdendir. Fiziksel faktörler; iyi düzenlenmemiş web sayfaları, yanlış kodlanan e-mail mesajları ve elektronik iletişim hatlarındaki yetersizlikler bunlara örnek verilebilir. Teknik engeller Teknik engeller iletişimdeki çevresel engellerdir. Zamanlama, aşırı bilgi yükleme, kültürel farklılıklar teknik engellerdendir. Psikolojik güçlükler, süzgeçleme, güven ve açıklık, kıskançlık, duymak istediklerimizi duyma gibi güçlüklerdir. Örgütsel iletişim Örgüt üyelerinin etkili bir iletişim sistemine sahip olmamalarının zararları nelerdir? Eğer örgüt etkili bir iletişim sistemine sahip değillerse zaman ve kaynak israfı artar. İnsanlar arasında sürtüşmeler olur. Çalışanların sorumluluklarının üstesinden gelme arzuları körelir ve örgüt içi iletişim bozulur. Örgüt içindeki iyi bir iletişimin faydaları nelerdir? İletişim örgütte neyin neden ve nasıl yapılacağını cevaplar. Örgütsel sorumluluk ve hakların bilinmesine yardım eder belirsizliği ortadan kaldırır, örgüt üyelerini örgüte bağlar. Örgütte kaç çeşit iletişim akımı vardır? Örgütte dört tür iletişim akımı vardır. Birincisi yukarıdan aşağıya yani hiyerarşik yapı içinde üst yönetimden aşağıya doğru olan ilişkidir. İkincisi aşağıdan yukarıya olan yani astların üstlere gerekli bilgiyi vermesidir. Üçüncüsü yatay iletişimdir. Bu da aynı örgütsel düzeydeki kişiler arasında iletişimdir. Dördüncüsü de çapraz iletişim akımıdır. Bu da birbirleriyle doğrudan bağlantısı olmayan ve hiyerarşinin farklı düzeylerindeki farklı bölümlerindeki bireyler arasındaki iletişimdir. Yukarıdan aşağıya iletişimin genel çerçevesi nasıldır? Yukarıdan aşağıya iletişimin genel çerçeve maddelerini şöyle bir sıralayacak olursak bunlar göreve ilişkin buyruklar ve iş önergeleri, görevin niteliği hakkında bilgi, örgütsel yöntem ve uygulamalar ilişkin bilgi, Aslara yönelik geri bildirim ve amaçların benimsetilmesine yönelik bilgiler. Örgütlerde kullanılacak iletişim araçlarının seçiminde nelere dikkat edilmelidir? İletişim araçlarının seçiminde araçlar bilgi aktarımını kolaylaştırıcı olmalıdır. Araçlar mesajın biçimini ve özünü değiştirmeksizin anlaşılır ve hızlı olmalıdır. Örgütlerde iletişimde kullanılacak araçlar nelerdir? Örgütlerde yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçları kullanılır örgütlerde kullanılan yazılı iletişim araçları nelerdir? Raporlar, afiş, ilan tahtası, bülten, örgütte olup biteni, duyuran gazete ve broşür ve benzeri der. Örgütlerde kullanılan sözlü iletişim araçları nelerdir? Bu konuda iş görenleri aydınlatmak için yapılan toplantılar ve verilen konferanslar örnek verilebilir. Örgütlerde kullanılan görsel iletişim araçları nelerdir? Bilgisayara dayalı gerçekleştirilen iletişim görsel iletişime örnek olarak verilebilir. Örgütlerdeki iletişimin kolay veya zor olmasına ya bağlıdır? Örgütsel iletişim, örgütün yönetimi ve yapısına göre değişiklikler göstermektedir. Örgüt yapısı da dışa dönük, katılımcı ise örgüt kültürü de bu yapıyı destekleyici biçimde olduğunda örgütsel iletişim çok daha rahat kurulabilmektedir. Merkezi otoriter yapının ve geleneksel kültürlerin ağırlıklı olduğu görüldüğü örgütlerde ise iletişim çok daha güç sağlanmaktadır. Örgütsel iletişimin başarısı için formal iletişim yollarından ziyade informal iletişim yolları tercih edilerek geliştirilmeli ve desteklenmelidir. Formal iletişim nedir? Formal iletişim, örgütün kendi iç çerçevesi ve dış çerçevesi ile yetkili kişilerce önceden belirlenen kurallar çerçevesinde sürdürülen iletişim şeklidir. Informal iletişim nedir? Informal iletişim, örgüt üyelerinin İlişkileri sonucu kendiliğinden oluşan iletişim şeklidir. İnformal iletişim, formal iletişimden farklı olarak görevlerden dolayı değil çalışanların sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ortaya çıkar. Örgütsel iletişimin engelleri nelerdir? Amacın net bir şekilde ortaya konmaması, iletiler düzenlenirken alıcının iyi tanımlanmaması, orta kademe yöneticilerin mesajları süzdükten sonra iletmeleri, Dönüte dayalı değerlendirme boyutunun önemsenmemesi ve bireylerin iletişimci kişilik kazanamamaları örgütsel iletişimin engelleridir. İnsanlar genellikle değişime neden olacak yenilikçi mesajlara karşı direnç gösterirler. Bu direnç nasıl aşılır? Bu direnci aşmak için kaynak mesajını gerektiği kadar açık ve neden sonuç belirterek vermelidir. İletişim ortamını olumsuz etkileyen hiyerarşik nedenler nelerdir? Hiyerarşik basamakların çok fazla ve katı olması, üst-alt ilişkilerinden olan çatışmalar, yetkinin oldukça az veya aşırı derecede aktarılması, fazla dar veya geniş kontrol alanı ve düzensiz enformasyon akımı iletişim ortamını olumsuz etkileyen hiyerarşik nedenlerdendir. Dinleme, etkin dinleme becerilerinin temelini oluşturan unsurlar nelerdir? Etkin dinleme becerileri Kişiler arası ilişkilerin kurulması, sürdürülmesi, geliştirilmesi ve hatta bitirilmesinde temel oluşturur. Kişiler arası iletişimde iletişimin etkinliği için yapılması gerekenler nelerdir? Kişiler arası iletişimde dikkati karşıdaki kişiye yoğunlaştırmayı öğrenmek gerekir. Sağlıklı ve etkili ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri sürdürebilmek dinleme yeteneğine bağlıdır. Taraflar sürekli konuşur ve karşı tarafı dinlemezlerse çatışmalar meydana gelir. İletişime katılanların karşılıklı olarak birbirini dinlemeyi bilmelere gerekir. Empatik iletişim büyük ölçüde dinleme becerisini geliştirmeye bağlıdır. Birbirini dinlemeyen insanların iletişim kurmaları olanaksızdır. Kaç çeşit iletişim etkinliği vardır? Okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere 4 iletişim etkinliği vardır. Bunların içinde en çok dinlemeye zaman harcanır. Ancak resmi eğitim diğer üçünün üstünde daha fazla durur. Dinleme bir yetenek midir yoksa sonradan mı gelişir? İnsanlar normal olarak işitme ve sesleri algılama yeteneğiyle doğarlar ama dinlemenin öğrenilmesi gerekir. Okuma, yazma ve konuşma gibi dinleme de öğrenilen bir beceridir. Dinleme okumadan farklı bir faaliyettir ve farklı becerileri gerektirir. Araştırmalar yalnızca okuma öğretildiğinde okuma becerileri ile dinleme becerilerinin aynı oranda gelişmediğini ortaya koymuştur. Eğer dinleme unsuru üzerinde yeterince durulmazsa ne gibi sorunlar oluşur? İletişimin dinleme unsuru üzerinde yeterince durulmayan okullarımızda okuma becerisi sürekli ilerlemekte oysa kendi başına gelişme göstermeye bırakılan dinleme becerisi sonunda iyice zayıflamaktadır. İyi bir okur ve kötü bir dinleyici olarak mezun edilen tipik öğrenci çok büyük bir ihtimalle okuduğunun üç katı dinleme durumunda kalacağı bir topluma adım atmaktadır. İyi bir dinleyici nasıl olmalıdır? İyi bir dinleyici dikkati dinleyene odaklanmalıdır. Gözlem yapmak kişiyi dinlemeye hazırlar. Dinleyici niçin dinlediğini bilmelidir. Yargılayıcı olmamalıdır. Dikkat dağıtıcılara direnmelidir. Karşılık vermeden önce beklemeli, söylenenleri hatırlamalı, ana fikri aramalıdır. Dinleyebilmek için önce beynimizin gönderilen mesajları bir ön koşul olarak algılaması gerekir. Bir başka deyişle beynimiz mesajları seçerek algılar. Dinleme süreçleri nelerdir? Dinleme 3 aşamalı bir süreçtir. Birinci aşamasında karşı tarafın gönderdiği mesajların içeriği iletişimde ima edilen duygular ve iletişimin oluşturduğu ortam algılanır ve kaydedilir. İkinci aşamada Alınan ipuçları ve bilgiler değerlendirilerek önemli olanlar ayrılır ve ayıklanır. Üçüncü aşamada mesajın özünün ne olduğuna ilişkin bir sonuca varılır ya da hipotezler oluşturulur. Dinleme sürecinin basamakları nelerdir? Dinleme süreci basamakları dikkat, anlama süreci ve değerlendirme sürecidir. Dikkat açıklayalım. Dinleme süreci konuşan kişiye ve gönderilen mesaja odaklanmayı gerektirir. Dinlemek bazı etkinlikleri durdurmaktır konuşmayı durdurmak, kıpırdamayı durdurmak, çeşitli konularda dolaşan zihni konuşanın söylediklerine odaklamaktır. Kısacası çevrede olup biten başka şeylerden ilgiyi kesmeyi öğrenmek zorunludur. Anlama süreci Anlama, alınan bilginin mantıksal işleme tabi tutulmasını içerir. Bu aşamada dinleyen, bilgiyi değerine ve kendisiyle ilgili olmasına göre yargılayarak kararını verir. Gerçekten ilgili miyim? Bu yargı söylenenleri algılamamızın temelini oluşturur. Dinleme anlaşılması kolay günlük ilişkilerden çok daha fazlasını gerektirir. Değerlendirme süreci Dinleme sürecinin son basamağı değerlendirmedir. Bu aşamada dinleyen mesajı inançlarına göre ölçer tartar. Konuşanın güdülerini ve mesajın geçerliğini sorgular, sunulan fikirlere yönelik şüphelerini ortaya çıkarır. Kısacası söylenenleri değerlendirir. Dinleme iç içe geçmiş 5 katmandan oluşmaktadır. Bu katmanlar çok özel alandan çok genel alana kadar bir seyir takip ederler. Dinlemenin katmanları nelerdir? Dinlemenin katmanları klişeler, olgular, düşünceler, dışımızdakilerle ilgili duygular ve kendimizle ilgili duygulardır. Klişeler Otomatik olarak söylediklerimiz merhaba, hava çok sıcak, nasılsın? E, bunlar genelde kibarlık olsun diye söylenirler veya gerçek sohbetlerin girişini oluştururlar. Olgular Genelde dış olaylarla ilgilidir. Güneş doğar ve batar. Günlük konuşmalar ve dinlemelerin büyük bölümü bu düzeydedir. Düşünceler Dışımızdaki olaylar hakkındaki yorumlarımız Bence bu hattaki arıza voltaj düşüklüğünden kaynaklanıyor. Karşımızdakinin bir durum veya olayla ilgili yaklaşımını içerirler. Düşünceleri çoğu kez karşımızdaki kişinin görüşlerine katılıp katılmayacağımızı belirlemek için dinleriz. Özellikle olumsuz düşünceleri dinlemek bir hayli zordur. Dışımızdakilerle ilgili duygular. Trafik kazasında çocuğunu kaybeden anne ve babalara çok üzülüyorum. Yalan söyleyenlere çok kızıyorum şeklindeki ifadeler bu grup içerisinde değerlendirilebilir. Kendimizle ilgili duygular. Korku, sevinç, gurur, üzüntü veya suçluluk gibi derinde içimizdeki duygular. Oğlumu yok gerek tokatladığım için kendimi affetmiyorum. Dinlemekte en çok zorlandığımız katman duygulardır. Karşınızdakini güçlendirmemek veya daha da kızdırmamak için ya da bizi manen yoracağını düşünerek duyguları dinlemeye pek eğilimli olmayız. Dinleyicinin iletişimdeki durumuna göre dinleme faaliyeti kaç çeşittir? Dinleyicinin içindeki durumuna göre dinleme faaliyeti pasif ve aktif dinleme olarak ikiye ayrılabilir. Pasif edilgen dinleme. Dikkatli bir sessizliği ve çok az tepki göstermeyi gerektiren dinleme türüdür. Sessizlik, karşımızdaki kişiyi gerçekten kabul edildiğini duyumsatan ve bizimle duygularını daha fazla paylaşması için onu yüreklendiren çok güçlü sözsüz bir iletidir. Ancak bir tehlikesi her zaman anlatana gerçekten tüm dikkatimizi verdiğimizi kanıtlamaz. Bu nedenle dinlerken özellikle duraklamalarda gerçekten dinlediğimizi göstermek için sözlü ya da sözsüz belirtiler vermekte yararlı olabilir. Kabul tepkileri işte baş sallamak, gülümsemek, kaş çatmak ve benzeri uygun zamanda kullanılırsa anlatanı gerçekten duyduğumuz mesajını verir. Etkinlik katılımlı dinleme Etkin dinleme, konuşanın yerine kendini koyabilme yeteneğidir. Dinleme sürecinde konuyla ilgili oluşan soru veya görüşlerin konuşmacıya iletilmesi ve konuşanla iletişim kurulması katılımlı dinleme olarak adlandırılır. Katılımlı dinlemede başka bir işle uğraşmamak ve konuşmacı ile göz teması kurmak gereklidir. Etkin dinleme, dinleyenin anlatanın yalnızca duyduğunu değil, aynı zamanda doğru olarak anladığını iletebilmesine olanak sağlayan en sağlıklı iletişim yöntemi olarak kabul edilmektedir. Etkin dinleme, anlatılanların anlaşıldığının konuşana gösterilmesi açısından önemlidir. Katılımlı dinleme, konuşan bireyin söylediği sözleri açarak tekrar etmekten oluşan, insanlar arasında yalın ve daha anlamlı bir ilişkinin gelişmesine fırsat veren bir dinlemedir. Dinleyenin kendisini gerçekten duyduğunu gören anlatan kendisine değer ve önem verildiğini, kabul edildiğini düşünür. Etkin dinlemede dinleyen suskun ve pasif değildir. Tam tersine anlatanın duygu ve düşünceleriyle ilgili ve konuşmasını onaylayan bir görüntü içinde kendi başına düşünmesine yardım eden bir kişi rolündedir. Dinlemek başkalarına yönelik tepkilerimizin büyük çoğunluğunun belleğimizden geldiğini fark etmek demektir. Gösterdiğimiz tepkiler çok büyük ölçüde depolanmış tepkilerdir. Hemen hiçbiri yeni tepki değildir. Dinleme esnasında kişiler her zaman istenilen dinleme tepkilerini geliştirmezler. Yanlış dinleme davranışları da sergileyebilirler. Yanlış dinleme biçimleri nelerdir? Yanlış dinleme biçimleri görünüşte dinleme, seçerek dinleme, saplantılı dinleme, savunucu dinleme, tuzak kurucu dinleme ve yüzeysel dinlemedir. Görünüşte dinleme bazı insanlar dış görünüşüyle dinliyormuş gibidir. Fakat iç dünyası bambaşka yerlerdedir. Gözü konuşanda aklı başka düşüncelerle doludur. Bu tür dinlemeye halk arasında söylenen aklı işte gözü oynaşta değişi örnek olarak verilebilir. Seçerek dinleme. Bazıları konuşanın söylediklerinden sadece kendi ilgilendikleri bölümü duyarlar. Diğer söylenenleri dinlemezler. Bu tür dinleyiciler dikkatlerini çekecek bir sözcük ya da ifade ortaya çıkıncaya kadar görünürde dinleyici olarak kalırlar. Daha sonra ilgilendikleri bölümü dinlemeye başlarlar. Saplantılı dinleme Kişinin söylenenleri kendi saplantılarına göre dinlemesi ve anlamlandırması olabilir. Saplantıların içeriği duygusal veya ideolojik olabilir. Savunucu dinleme Bu tür dinleyiciler ne duyarsa duysun her söyleneni kendine yönelmiş gibi bir saldırı sayar ve hemen karşı savunmaya geçer. Tuzak kurucu dinleme. Konuşanın yanlışını yakalamak için sessizce yapılan dinleme biçimidir. Çünkü bu tür dinleyiciler dinledikleri bilgilerden yararlanarak karşısındakini zor duruma sokacak fırsatlar yakalamaya çalışırlar. Yüzeysel dinleme. Yüzeysel konuşanın söylemek istediğinin altında yatan anlamı ile değil de yüzeydeki anlamı ile ilgilenerek yapılan dinleme biçimidir. Bu tür dinleme ile ilgili halk arasında söylenen ben ne söylerim, tamburum ne söyler, ne çalar deyişi örnek olarak verilebilir. İyi bir dinleyici iletişim kurduğu kişinin yalnız söylediklerini değil, yüzü, eli, kolları ve bedeniyle yaptıklarını da duyar. Çünkü yüz ifadeleri, el ve kol hareketleri, bedenin duruş tarzı, ses tonu gibi sözsüz mesajlar da iletişimin bir parçasıdır. Hatta bazen tek başına iletişimdir yazılı iletişim. Yazılı iletişimin önemini vurgulayan değişler nelerdir? Yazı yazma insan ilişkilerini geliştirmek kadar önemlidir. Söz uçar yazı kalır, devletin dili yazıdır gibi kamu bürokrasisinde kullanılan değişler yazılı iletişimin önemine vurgu yapmaktadır. Yöneticilerin göndermiş oldukları yazılı iletişim nasıl olmalıdır? Yöneticilerin göndermiş oldukları yazılı iletiler açık ve anlaşılır biçimde olmalıdır. Yöneticiler anlatmak istediklerini tam olarak anlatmak isterken bazen çok uzun yazarak içeriği anlaşılmayan bir duruma sokabilirler. Bunun arka planında yazının kalıcılığı ve yasal sorumluluk getirmesi vardır. Bu sorumluluk gönderici ve alıcı açısından bakıldığında çift yönlü bir özellik taşımaktadır. Yazılı iletişim notları nelerdir? Yazılı iletişimin notları örgütsel dergiler, bülten tahtasına asılan notlar, yazılı sözcükler ve semboller aracılığıyla gönderilen diğer araçlardır. Gönderici yazılı iletişim kullanma yeni için seçer. Yazılı iletişim kalıcıdır. Fiziksel bir varlığa sahiptir ve kanıtlanabilir. Hem gönderici hem de alıcı bir iletişim kanıtına sahiptir. Mesaj sınırsız bir zaman dönemi için saklanabilir. Mesajın içeriğine ilişkin sorular var ise daha sonraki bir başvuru için mesaj fiziksel olarak saklı tutulabilir. Yazılı mesajlarla iletmek istenilenler hakkında daha dikkatli davranılır. Dolayısıyla yazılı iletişimler daha iyi düşünülmüş, daha mantıklı ve açıktır. Yazılı iletişimde dikkat edilecek hususlar nelerdir? Yazılı iletişimde dikkat edilecek hususlar doğruluk, kısalık, açıklık, planlama, canlı ve somut yazma, özgecilik ve saygılı olmalıdır. Doğruluk İsimler, tarihler, sayılar, yer isimleri, bilgiler doğru olmalıdır. Kısalık Uzun yazıların okunma şansı azdır. Ancak kısa yazılacak diye de anlamı bozan, eksik bilgi veren yazı da doğru değildir. Açıklık. Yazı okuyucunun zihninde herhangi bir soru bırakmayacak biçimde açık ve net olmalıdır. Planlama. Yazı giriş gelişme ve sonuç kısımlarından oluşacak şekilde planlanmalıdır. Canlı ve somut yazma. Eylem belirten fiiller kullanılarak sayılar, ölçüler, verilerek yazı yazmak yazıya canlılık katar. Özgecilik İnsanlar kendilerine değer verilmesinden, kendilerinin ön plana çıkarılmasından hoşlanırlar. Anlatımda biz yerine siz kelimesinin kullanmak daha olumlu etki yapar. Saygılı olma Yüz yüze ilişkilerde gösterilen saygı yazıda da geçerlidir. Yazılı iletişimden sonuç alabilmek için uyulması gereken kurallar nelerdir? yazılı iletinin okuyan kişi tarafından anlaşılması gerekir. Bu ise yazılı iletişimin açık ve anlaşılır olmasına bağlıdır. Yazılı iletilerde cinsiyete dayalı ön yargılar içeren ifadelerden kaçınılmalıdır. Yazarken az sözcük kullanmak, amacı en iyi belirten sözcüğü seçmek gereklidir. Yazı kesin ve tam ifadelerle yazılmalıdır. Kısaltmanın ilk yapıldığı yerde neyin karşılığı olduğu yazılmalıdır. Belirsizlik belirten cümlelerden kaçınılmalıdır. Sıfat ve zarflar yerinde kullanılmalı, yazım kurallarına uyulmalıdır. Biçimsel düzene uygun yazmak gereklidir. Örgütsel iletişimde yazılar kalıplaşmış biçimsel özellikler taşır. Bu ortak özellikleri bilmek ve yerine göre doğru bir şekilde kullanmak gereklidir. Yazıların kime ve nasıl sesleneceği konusu önem taşır. Gönderilen her yazı gönderildiği kişi ya da örgütün düzeyine, kültürüne uygun dil ve anlatım özellikleri içermelidir. Yazıyla iletişim kurulan kişi ya da kuruluşlar üzerinde olumlu etki yaratılmalıdır. Sözlü iletişim. Sözlü iletişim nedir? Sözlü iletişim bir konuşma dilidir. Dil bir simgeleştirme sürecidir ve simgesel kodların temellerini oluşturur. Konuşma bireysel dil ise toplumsal ve kültürel bir olgudur. Belli bir dönemde ve toplumdaki bireysel ve toplumsal değerler, yaşantılar dil aracılığıyla yeni kuşaklara aktarılır. En etkili iletişim biçiminin sözlü iletişimi olmasının sebebi nedir? Genel olarak en etkili iletişim biçimi sözlü olanıdır. Bunun nedeni alıcının yalnızca duymakla kalmayıp göndericinin duygu ve niyetini açıklayan el ve yüz hareketlerinde görebilmesidir. Üstelik anlaşılmayan yerleri sorarak kısa süre içinde geri bildirim elde edilebilir, iletişimde hız ve kesinlik sağlanır. Sözlü iletişimin sakıncaları nelerdir? Bir kimsenin çeşitli kişilere aynı bilgiyi aynı anlaşılırlıkta aktarması zordur. Kaç çeşit söz iletişim vardır? Söz iletişimler dille ve dil ötesiyle iletişim olmak üzere iki ayrılır. Dille iletişim insanların karşılıklı konuşmalarıdır. Dil ötesi iletişim e, sesin niteliği ile ilgilidir. Ses tonu, sesin hızı, şiddeti, hangi kelimelerin vurgulandığı ve benzeri özellikler dil ötesi iletişime girer. Dil iletişimde kişilerin ne söyledikleri, dil ötesi iletişimde ise nasıl söyledikleri önemlidir. Sözel unsur ve ses unsuru ne demektir? Sözel unsur sözcükler ve onların gerçek anlamlarını içerirken, ses unsuru ise kararlılığı, telaffuzu, tonu, ritmi, vurgusu ve şiddeti gibi değişkenleri kapsar. Sözel unsur, sözel etkileşimde öğrenme ve söylenen sözcüklere öğrencilerin verdikleri anlamlarla ilgilidir. Verilen anlamlar bireyin farklı kişisel deneyimlerinin sonucu olarak sözcükleri akıl süzgeçlerinden geçirmeleri ile değişmektedir. Kişiler arası iletişimde anlaşmanın sağlanabilmesi nasıl mümkün olmaktadır? Kişiler arası iletişimde anlaşmanın sağlanabilmesi için referans çerçevesi olarak tanımlanan tarafların ortak kültür ve yaşantı deneyimlerinin benzer olması bir başka deyişle bu ortak deneme alanının geniş olması gerekmektedir. Niyet edilmiş ve niyet edilmemiş dil davranışı ne demektir? İsteyerek, farkında olarak yaptığımız konuşmalara niyet edilmiş dil davranışı adı verilir. Konuşurken dilimizin sürçmesi ise niyet edilmemiş dil davranışlarına örnektir. Sözlü iletişimde dil kullanımının önemi nedir? Sözlü iletişimde dil kullanımı önemlidir. Bir yöneticinin olabildiğince açık konuşması gerekir. Çünkü görüşmelerimizi her zaman başkalarına iletmek kolay bir iş değildir. Aslarınız iletinizi yanlış anladıklarında zaman boşa geçebilir. İş güvenliğini tehlikeye atabilir ya da yanlış yapabilirler. Dil kullanımında önemli olan noktalar nelerdir? Dil kullanımında önemli olan noktalar teknik dil kullanımı, kinayeli konuşma ve güçlü konuşmadır. Teknik dil kullanımı. Her örgütün teknik kavramlar, sözcükler kullanması söz konusu olabilir. Herkes bu sözcüklerin anlamını biliyorsa zamandan kazanmak, açıklık sağlamak açısından teknik değil yararlı olabilir. Ama örgütün dışında kullanılması tersi sonuçlar doğurabilir. Söylenenleri anlamayan kişi kendini dışlanmış olarak görebilir ve rahatsız olabilir. Bu dil yanlış anlamalara ve duygusal tepkilere yol açabilir. Kinayeli konuşma Kimi sözcük ve deyimler bazı insanların duygusal tepkilerine neden olabilir. İletiyi alan kişi kinayeli sözlere olumlu ya da olumsuz tepki gösterebilir. Açık, müsteşcen sözler ve düzeysiz şakalar çoğu kişiye itici gelir. Azınlık, mesleki ya da başka kümeler için kullanılan aşağılayıcı adlar bu kümelere üye insanlara yaralar. Güçlü konuşma Güçlü konuşma açık, doğrudan ve savunmaya yer vermeyen bir konuşmadır. Çoğu iş ilişkisinde bunu kullanmak yararlıdır. Güçsüz konuşma ise mektup gitti ya da bir sorun var gibi görünüyor. Biçimindeki dolaylı ve belirsiz anlatımlardan oluşur. Sözsüz iletişim. Sözsüz iletişim ne demektir? Sözcüklerin dışında kalan diğer unsurlarla kurulan iletişime sözsüz iletişim denir. İyi bir dinleyici iletişim kurduğu kişinin yalnız söylediklerini değil, yüz, el, kol ve bedeniyle yaptıklarını da duyar. Çünkü yüz ifadeleri, el ve kol hareketleri, Bedenin duruş tarzı, sesin tonu gibi sözsüz mesajlar kullanılarak da iletişim kurulur. Sözsüz iletişimin iletişim sürecindeki önemi nedir? Sözsüz iletişimin iletişim sürecindeki önemli bir yeri vardır. Duygularımızı bedenimizin duruşuyla ve yüz ifadelerimizle karşı tarafa daha etkili bir biçimde aktarabiliriz. Sözsüz iletişimde önemli bir yeri olan beden hareketlerini anlama, yorumlama ve değerlendirmeye bedenin dili de denilmektedir. Karşı karşıya gelerek kurulan kişiler arası iletişimlerde ne tür mesajlar kullanılır? Karşı karşıya gelerek kurulan kişiler arası iletişimlerde hem sözlü hem de sözsüz mesajlar aynı anda kullanılır. Bu konuşmalarda mesaj alışverişlerinin ancak küçük bir bölümü sözlü mesajlar oluşturur. Yüz ifadeleri, el kol hareketleri, bedenin konumları ve sesin yükseltilip alçalmasıyla gönderilen sözsüz mesajlar iletişimde kullanılan mesajların daha büyük bir bölümünü kapsar. Sözsüz iletişimin aşamaları nelerdir? Sözsüz iletişimin aşamaları vücut sinyallerinin alınması, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesidir. Sözsüz bilgilerin tekrarlanamaz oluşlarından dolayı doğru ve zamanında okunmaları gerekir. İletişimde beden, ses ve sözcüklerin etkisi nedir? İnsanlarda tüm iletişim kanallarının açık olmasına karşın Sadece sözcüklerin oluşturduğu kanal, bunlar arasında belki de anlamları taşıma kapasitesi en az olan kanaldır. Bedene özgü anlam daha güvenilir olmaktadır. Bedenin sessiz diline ters düşen sözcükler pek az dikkat alınır. Yapılan araştırmalarda iletişimde bedenin %60, sesin %30, sözcüklerin ise %10 oranında etkili olduğu ortaya çıkmıştır beden dilinin sözel iletişimi tamamlaması nasıl açıklanır? Her vücut hareketinin bir anlamı vardır ve hiçbir hareket tesadüfi değildir. Vücut hareketlerimizle mesajlarımızı gönderebiliriz. Ender olarak da bu mesajları bilinçli olarak göndeririz. Kendimizi korumak ve soyutlamak için kollarımızı sıkar, kayıtsızlık için omuzlarımızı silkeleriz, sabırsızlık için parmaklarımızı tıklatırız. Bu hareketlerin özel anlamları üzerinde hemfikir olmasak bile beden dili sözel iletişimi tamamlar. Bir vücut hareketi konuşma diliyle birleştiğinde göndericinin mesajına daha fazla anlam katar. Kişiler arası iletişimde sözsüz iletişimin işlevleri nelerdir? Sözlü iletişimin işlevleri iki ana gruba ayrılır. Birinci işlevi şudur: Sözlü iletişim yoluyla bir takım anlamlar iletilebilir. Örneğin yakamıza astığımız rozetle mesleğimizi başımızı sallayarak bir görüş onayladığımızda, dostumuzun elini tutarak onu sevdiğimizi ifade edebiliriz. İkinci işlevi ise şudur. Sözlü iletişimi desteklemesidir. Yani onun akılcılığına katkıda bulunmasıdır. Sözlü iletişimde alınan mesajlar nasıl yorumlanmalıdır? Bazen kişinin sözlü ve sözsüz mesajları farklı anlamları ifade edebilir. Sinirli olan kişinin yüz ifadesi ve bedeni kızgınlık dolu mesajlar gönderdiği halde sözleri bu kızgınlığı saklamaya çalışabilir. Ne var ki onun sözlü ya da sözlü mesajlarından hangisinin geçerli olduğu bilinebilir. Ancak sözlü iletişimde aldığımız mesajları önceki gözlemlerimizle karşılaştırarak ve sözlü mesajlarla da destekleyerek yorumda bulunmak en sağlıklı olan yorumlama biçimidir. Protokol ve görgü kuralları Protokol kuralı ne demektir? Protokol kuralları geniş anlamda devlet ve diplomasi alanlarındaki törenlerde, resmi ilişkilerde ve sosyal yaşamda uygulanması gereken kuralların toplamıdır. Protokol kuralları toplum yaşamında sosyal davranış kuralları ile birlikte ve iç içe uygulanır. Protokol kurallarına için uyulmalıdır? Her meslek mensubu üyesi olduğu örgüt içinde var olan yapıya bağlı olarak uyulması gereken protokol kurallarına tabidir. Protokol kuralları sosyal etkileşimin bir parçasıdır. Protokol kuralları iletişime girilen çevrelerde verilecek sözlü ve sözsüz mesajların algılanış biçimini etkileyecek kadar önemlidir. Gerek toplumsal yaşantımızda gerekse iş hayatımızda protokol ve görü kurallarına göre davranmak modern dünyada yerini alacak olan bireyler için üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Protokol kurallarına göre kıyafet nasıl olmalıdır? İyi bir dış görünüş, Sadece iş yaşamında değil, insan ilişkilerinde de önemli bir yere sahiptir. Çünkü insanlar görünümlerine göre karşılanır ve kişiliklerine göre uğurlanır. Resmi ya da özel olsun, sosyal yaşamın değişik koşullarında kıyafetin bir sınırı vardır. Giyim açısından bu sınır temiz ve duruma uygun giyinmektir. Bayanlar mevkilerine, yaşlarına ve oranlarına göre ve kişiliklerine özgü ve modaya uygun giyimleriyle takdir edilmektedirler. Erkekler için kıyafet konusu kent hayatında önemini korumaktadır. Özellikle günlük programları içinde görüşme, toplantı ve bazı erken saatlerdeki davetlerde erkeklerin mevsimine göre koyu ya da orta açık gri tonda takım elbiselerle üstün bir seçenek sağlamış olacakları kabul edilmektedir. Açık kahverengi ve 5 takım ya da spor ceketler daha çok kent dışı seyahat için önerilmektedir. Erkeğin gece kıyafeti smokin dışında koyu lacivert tonlardaki takım giysilerle bütünleşmekte ve ayrıntılar kişiye bırakılmaktadır. Protokol kurallarına göre konuşma nasıl olmalıdır? Konuşmada söze büyük başlar. Konuyu o seçer. Konuşmanın ilginç bir düzeye ulaşması iki tarafın katkılarına bağlıdır. Dileklerin ifadesi konuşmada ve yazmada önem taşır. Küçük büyüğe başarı dileğinde bulunmaz. Bu konuda büyük olan Yaşça ve devlet görevlerinde ise üstün kabul edilendir. Konuşmada sözü ve cevapları kısa kesmek, kendini beğenmişliğe, sözü uzatmak, kendini kanıtlamaya delalet eder. İnsanlara isimleriyle ya da ünvanlarıyla hitap etmek gerekir. Aynı düzeyde olanlara ve aslarınıza adıyla Ahmet Bey ya da soyadıyla Sayın Aktepe şeklinde hitap edilir. Bir topluluğa hitap ediliyorsa, önce oradaki en üst olana, sonra sırasıyla diğerlerine hitap edilir. Büyük konuşurken sözü kesilmez. Aslar izin istemeden konuşmamalıdır. Ayrıca konuşma sırasını beklemek gereklidir. Protokol kurallarına göre telefonda konuşma nasıldır? Sosyal yaşamda telefon, iş çevreleri ve yakın dostluk ilişkileri dışında özenle kullanılması gereken bir araçtır. Görüşmelerde telefonu mümkün olduğunca kısa, Gizli derecede önemli olan görüşmeleri yapmadan ve amacına uygun olarak kullanmak gerekir. Telefonu açan önce kendini tanıtır ve kimi aradığını belirtir. Eve edilecek telefonlar sabah 10'dan önce, akşam 22'den sonra yapılmamalıdır. Düzenlenmiş bir yemek için telefonla davet pek nazik olmayan hareketler arasında sayılır. İşlerinde yönetici telefonla konuşurken odaya girmek uygun değildir. Ağızda sigara ve ciklet gibi şeylerle telefonda konuşulmamalıdır. Yaşça ve konum, konumca sizden üst birisiyle konuşulduğu zaman telefonu önce üst durumda olan kapatır. Protokol kurallarına göre yazılı hitap nasıl olmalıdır? Duygu ve düşünceler mektup veya kart göndermek suretiyle de belirtilebilir. Dosta ve yakın kişilere gönderilecek mektupların el yazısıyla yazılması gerekir. Kendileriyle iş ilişkisi yürütülen kişilere ise bilgisayar veya daktiloda yazılmalıdır. Resmi sıfat hitap ederken isimsiz olarak kullanılır. Yakınlara yazılan mektuplarda selam ifadesi resmi mektuplarda saygıya dönüşür. Protokol kurallarına göre tanıştırma, tanıştırılma sırası nasıldır? Tanıştırma ve tanıştırılma iletişimin başlamasında önemlidir. Tanışmada isimleri doğru söylemek gerekir. Tanışmada yeni gelenler bulunanlara, devlet başkanları ve cumhurbaşkanları dışındaki erkekler bayana, aslar üstlere, küçükler büyüğe, gençler yaşlılara, genç kız yaşlı erkeğe ve kadına tanıştırılır. Protokol kurallarına göre kimlerin tanıştırılmasına gerek yoktur. Birbirini bir daha hiç görmeyecek kişilerin tanıştırılmalarına gerek yoktur. Gelenek, düşünce, fikir ve inançları birbirlerine ters düşen kişileri birbirleriyle tanıştırmaktan olanaklar ölçüsünde kaçınılmalıdır. Kalabalık toplantılarda kişiler nasıl tanıtılar? Tek kişi gruba tanıtılar. Eşler birbirini tanıtırlar. Örneğin eşim Ahmet gibi isim kullanılarak. Kalabalık toplantılarda kişi kendi kendini tanıtırken isim ve soyadını söyler. Tanışma arzusuna neden olmuş ise mesleğiyle ilgili kısa bilgi verir. Karşıdaki kadın ise önce kadın kendini tanıtır. Tanışma ve tanıştırılmada kişilerin karşılıklı duygularını belirtmeleri gerekir. Kadın veya büyük duydukları memnuniyeti, erkek veya küçük onurlandıklarını ifade ederler. Protokol kurallarına göre tanıştırma nasıl yapılmalıdır? Tanıştırma işlemi ilk karşılaşıldığında ya da salona girildiği zaman hemen yapılmalıdır. Tanıştıran kişi ayakta kalmalıdır. Oturan erkek kiminle tanıştırılırsa tanıştırılsın ayağa kalkmalıdır resmi ve diplomatik davetlerde genel kural kıdemsizin kıdemliğe tanıştırılması şeklindedir. Tanıştırma görevi davet sahibesine aittir. Ancak kalabalık davetlerde davet sahibi de bu görevi paylaşabilir. Tanıştırma sırasında oturan ayağa kalkmalı ve el sıkmalıdır. Aynı yaşlarda iki kadın ayağa kalkmadan el sıkışabilir. Tanıştırılma yapılırken Taraflardan dolaylı bir biçimde izin alınmalıdır. Erkek bir bayanla tanıştırıldığında bayan elini uzatmadan erkek elini uzatmaz. Protokol kurallarına göre selamlama nasıl olur? Selamlaşma bir tür duygu ifadesidir. Selamlamalarda genel kural az üstü erkek bayana ayrılan kalanları gelenler orada olanları selamlar. Üstlere, eks düzeydekilere önce selam vermek gerekir erkek başında şapka verken selam veremez. Cumhurbaşkanı, cenaze, ülkemizi ziyaret eden devlet başkanları, istiklal Marşı çalınırken, göndere bayrak çekilirken ve indirilirken sancak cephe alınarak selamlanır. Bir toplantıda önce ev sahibesi selamlanır. Ayrılırken de yine önce ev sahibesi selamlanır. Erkekler eldivenle el sıkışmazlar. Eldiven mutlaka çıkarılmalıdır. Portekiz kurallarına göre el sıkma nasıl olur? El sıkışmada önce kadın elini uzatır. Kadın elini uzatmadığı takdirde erkek başını eğerek ve gülümseyerek selamlar. Bir topluluktan ayrılırken herkesin elini tek tek sıkmak zorunluluğu yoktur. Yalnız ev el sahibinin eli sıkılır. Diğerleri baş eğilerek selamlanır. El sıkılırken güç gösterisi yapılmamalıdır. Sıkılan el normal bir süre el içinde bırakılmalıdır. Uzatılan el havada kalmamalıdır. Kutlamada en büyükten başlanmalıdır. Protokol kurallarına göre otomobilde nasıl davranılmalıdır? Resmi şoförlü araçlarda makam sahibi erkek arka sağ tarafta oturmalıdır. Resmi araçlara binerken önce kıdemli veya yaşlı daha sonra ötekiler binmelidir. Arka koltuğa 3 kişinin oturması halinde en genç ve en kıdemsiz ortada oturmalıdır. Otomobilin kapısı açılacaksa erkek kadına Genç yaşlıya, kıdemsiz kıdemliye kapı açar ve girmesini bekleyerek kapatır. Kapı ağzında karşılaşma halinde yol girenin değil çıkanındır. Üzerinde girilmez yazan kapı çalınmaz. Portekiz kurallarına göre ziyaret nasıl olmalıdır? Ziyaret için randevu istenmeli ve bu randevu ziyaret edilecek olanın meksine göre önceden ayarlanmalıdır. Randevu Mevkinin durumuna göre özel kalem müdürü veya sekreter aracılığıyla yapılmalıdır. Alınan randevuya sadık kalınılmalıdır. Randevuya sadakat göstermek kişiye itibar kazandıran bir davranıştır. Ziyarette küçük büyüye tabi olup ziyaretin gün ve saatini tespit eder. Sosyal etkileşim ve iletişim dersini anlattığımız bugünkü konumuz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.